Herkese merhaba arkadaşlar. Didi Makbük'teyiz. Çok güzel bir daire tanıtmaya geldim. Bence fiyatı çok uygun. Burası kaçmaz. Full eşyalı. 3 artı 1 deniz manzaralı sitenin en şerefiyeli dairesini gezeceğiz. Gerçekten çok güzel. Rahat bir yolu var. Özellikle onu söylemek istiyorum. Çok da güzel bir site. Havuz kısmından başlayamadık. İnsanlar orada havuzda yüzüyorlar. Bu yüzden arkadaşlar rahatsız etmek istemedik. Böyle çekeceğiz. Zaten buradan her şeyi gösterebileceğiz. Havuzun hemen yan tarafında duş alanları var. Havuzun diğer tarafında da bir kamelya alanımız var. Orayı da gösterelim mi? Şöyle güzel bir kamelya alanımız var. Sosyalleşebileceğiniz. Ev çok güzel. Havuz çok geniş. Bahçe peyzajı çok güzel bir ev. 3 artı 1 full eşyalı. Ve arkamdaki manzarayı görüyorsunuz. Komple deniz manzaralı. Her şeyi net bir şekilde görebiliyorsunuz. Fiyatımız ne? En önemli kısma geldik. 3 milyon 200 bin TL. Çok ufak bir pazarlığımız var. Bu fiyatlara zaten artık 1 artı 1 daire satıyorlar. Ben size 3 artı 1 daire sunacağım. Geniş bir balkonumuz var. Site çok güzel dedik. Tekrar buraya çıkacağız. İlk önce giriş kısmından bir başlayalım mı? Her yeri net bir şekilde gösterelim. Bence bir masraf yok. Sadece bir boya yeterli. Başka bir şeye de gerek kalmayacak burada. Şimdi girişimiz bu şekilde. Buradan giriyoruz. Girdiğimizde şöyle bir duvar var. Buraya bir vestiyer yapabilirsiniz isterseniz. Çok da güzel olacaktır. Bu katta bir odamız, salon mutfağımız ve bir tane de lavabomuz mevcut. Buraya vestiyer olur. Yukarıya da çıkış merdivenleri sol tarafta kalıyor. Merdiven altı lavabomuzu hızlıca bir gösterelim mi? Çamaşır makinesini buraya yerleştirmişler. Lavabo olarak kullanacağınız yer gayet rahat. Eve girdik, elimizi yıkadık. Salona ya da odaya geçtik gibi değerlendirebilirsiniz. Alt katta bir odamız var. İlk önce buraya bakalım. Geniş bir oda. Çift kişilik yatak, dolap. İki tane de zaten komodin yerimiz hazır burada. Artı bir şifon yerimiz var orada. Ve klimalar da takılı. Gördüğünüz gibi geniş bir oda. Artı balkona da çıkabiliyoruz. Birazdan orayı salon kısmından çıktığımızda gösterelim. Eşyalar bence kullanılabilir durumda. Hiçbir deformasyon yok. Sadece televizyon eksik burada. Onu da söyleyelim. Şimdi burası da salon mutfağımız. Kapının arkasında mutfak kısmı kalıyor. Devamında da kocaman bir salonumuz var. İki tane balkonumuz var. Bir tanesi biraz daha küçük. Az önceki başlangıç yaptığımız balkon bir tık daha büyük. Ama ilk önce bir mutfağa bakalım. Mutfak gayet güzel. Buradan da denizi görebiliyorsunuz ayrıca. L şeklinde bir mutfağımız var. Buraya buzdolabını yerleştirmişler. İsterse biraz daha büyük bir mutfak da yapılabilir. Ama dolapların içerisi de gayet kullanılabilir. Tertemiz. Hiçbir masrafı yok. Sadece bir boya yaptırın. Eve girmeden bir boya, bir temizlik tamam. Bence bitti. Başka bir şeye ihtiyacınız kalmıyor burada. Geniş bir salonumuz var. L şeklinde bir koridor. Her tarafa sehpa masa bırakmışlar ama çok fazla olmuş bunlar. Televizyon köşeye gelebilir ya da diğer köşeye gelebilir. Şimdi buradaki balkonu bir göstereyim. Böyle bir balkonumuz var burada. Manzarayı bir gösterir misin? Şu manzara önünüz hiçbir zaman kapanmayacak. Neden? Çünkü bizden sonra arsa yok ve biz en öndeki daireyiz. En şerefiyeli daire biziz arkadaşlar. Bizden başka önümüzde kapatacak hiçbir yapı olmayacak. Ki dışarıda konuşamadım. İyi de rüzgar esiyor değil mi? Ne kadar güzel. Serin serin. Ve bir de bu balkonumuz var. Şimdi diğer odadan çıkmak için bu balkona şuradan çıkıyorsunuz. İsterse balkonu ayırıp iki farklı balkon olarak da kullanabilirsiniz. Ya da böyle geniş geniş hemen yan komşular gibi kullanabilirsiniz. Şu havuz kısmını bir daha gösterelim mi? İnsanları rahatsız etmek istemedik. Bu yüzden çekimini yapmadık. Gördüğünüz gibi aracınızı da zaten sitenin içerisine çekebiliyorsunuz. Burada park alanları da mevcut. Çok güzel geniş bir havuzumuz, duş alanlarımız, sosyalleşebileceğiniz alanlarımız var. Şöyle bir karşıyla gösterelim mi? Dağ manzarası ne kadar güzel duruyor. Hem dağı görüyorsunuz hem denizi görüyorsunuz. Ben Karadenizliyim, dağı görmek istiyorum diyorsanız orayı da görebiliyorsunuz. Ben Ege'liyim, denizi görmek istiyorum diyorsanız da denizi de görebiliyorsunuz. Ama Ege'ye gelmenin mantığı da zaten deniz görmek değil mi? Deniz görmek, yeşil alan görmek, oksijeni bol bir yerde yaşamak ki bu ev hepsini size sağlamış olacak. Şimdi yukarıda da iki tane odamız var. Bir genel kullanım banyo lavabomuz var. Bir tane de terasımız var. Yukarıda odanın biri çok güzel deniz manzarasına sahip ama alt kat daha avantajlı gibi geldi bana. Şimdi çıkalım yukarıya. Gayet güzel merdivenler var. Dar değil, kullanışlı, dik değil en önemlisi. Yukarıya çıktığımızda ahşap yapmışlar tavanı. Güzel olmuş. Tamamını ahşap yapmışlar. Hemen karşıda ilk odamız mevcut. Gayet güzel bir oda değil mi? Çift kişilik yatak. Aslında yatak böyle konulsa çok daha mantıklı olurmuş. Çocuk odası olarak kullanabileceğiniz bir oda. Yine klimamız mevcut. Tavan yüksekliği çok güzel. Ve bir de terasımız var. Şimdi bu terasa diğer odadan da çıkabiliyorsunuz. Böyle bir kısa gösterelim. Sonra diğer odadan çıkacağız zaten. Gayet güzel bir terasımız var. Banyo lavaboyu bir gösterelim mi? Öncesinde.
Hemen şöyle bir banyo lavaboyu gösterelim. Gayet şık, kullanışlı bir banyo lavabomuz mevcut. Tekneli bir duşakabin yapılmış. Bence bunu değiştirin. Artık tekneli kalmadı. Klozetleri de değiştirin eve girmeden. Bunu hangi evi alırsanız alın yapın. Sıfırken de yapabilirsiniz. Eğer sarılı ve kullanılmamış değilse arkadaşlar, kullanılmışsa kesinlikle değiştirin derim. Şimdi geldik bir diğer odamıza. Biraz çatı eğimi yatak başlığına doğru eğilerek gidiyor. Orada biraz daha daralıyor. Ama şöyle bir şey olabilir burada. Şimdi aslında bence bu yanlış olmuş. Nasıl biliyor musun? Yatağın yeri şurası. Tam olarak bu dolabın olduğu yer yatağın yeri. Burayı da şuradan itibaren bir dolap yapacağız. Değil mi? Harika olmaz mı? Burası kocaman bir alan kalacak. Burayı dolap olarak kullanıp yatak yerinde burayı alacağız klima. Zaten orada makyaj masamız burada. Ve manzaraya bir bakar mısınız? Yataktan kalkar kalkmaz önünüzdeki hem mavili hem yeşilliği görebiliyorsunuz. Şöyle bir gösterelim burayı tekrar. Ben çıkacağım ama inşallah bir şey olmaz. Yükseklik korkusu da var. Hava da nasıl esiyor? Çok güzel bir rüzgar var. Gördüğünüz gibi arkadaşlar harika bir yer. Küçük küçük domuzlar geziyor bak orada. Gösterebilecek misin onları? Göstersene bir. Bak şimdi çıkacaklar oradan. Arkasında sürüyle geziyorlar böyle bir garip şekilde. Ön tarafta anneleri, arkada da sürüyle geziyor. Ama bunlar neden böyle buraya iniyor? Onu da size açıklayayım. Hemen şöyle içeriye geçeyim, rüzgardan duyulmuyor. Bunları besliyorlar arkadaşlar. Besleniyor. Gerçekten köpek gibi olmuş artık. Evcil hayvan gibi artık şey veriyorlar. Mama veriyorlar. O kadar garip ki. Alıştırmışlar hepsini. Böyle güzel bir de terasımız var. Çatı zaten kiremit yapılmış. Orada küçük de bir depo alanımız var. Onun içerisinde de su ısıtıcısı mevcut. Yani burada gördüğünüz gibi güneş enerjisi taktırmıyorlar ki çatılarda bir akma kokma olmasın, rutubet nem olmasın diye. Gayet güzel bir ev. Şöyle bir yer değiştirelim. Videoyu hatta burada bitirelim ki manzaraya karşı videomuz da bitmiş olsun. Toplamda 3 tane oda gezdik. 3'ü de çok güzel ama manzara mükemmel. Şu yeşil alan böylece kalacak. Önünüz hiçbir zaman kapanmayacak. Ve bu manzarayı da 7/24 görebileceksiniz. Bence fırsat arkadaşlar. Bu fırsatları değerlendirin. Çünkü yan tarafımızda sıfır site var. O sitede şu anda 3 milyon 500 bin lira 2 artı 1 daireler satılıyor. Hatta bitti. Burası 3 milyon 200 bin TL. Ufak bir pazarlığımız da var. Kendinize çok iyi bakın. Sürçülisan ettiysek affedin. Ev güzel. Bence alınabilecek en mantıklı evlerden bir tanesiydi.